Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. İbadette içtihat olmaz diyor. Muamelatta olur. Muamelatta içtihat kapısı kapandı diye kural koydular. İbadette alabildiğine içtihat yapıyorlar. Dolu içtihat. Buyur. Ezan cihazla okunmaz. İlk gün Hazreti Peygamber bunun kuralını koymuş. Hadi uygulayın. Yaşar Nur Hoca'nın ezan konusundaki sözü ne peki? İşi ezan olmasa da olur'a getirdiler. Halbuki hoca aslında hoparlör olmasa da olur diyor. Hoparlör gürültüsünden bahsediyor kardeşim. Yani orada bu bambaşka bir konu. Gürültü kirliliğini özellikle. O da bizim... Şimdi bu konuda sen biraz konuş. Bu Mustafa Tahir Hoca'nın ilk kitabı Ezan. Yüksek Erkin mi? Koray diyor ki Araplar çok kötü okuyor. Bizden müezzin gönderelim diyor. Bizimkilerse Arapları taklit ediyor. O zaman onlar da kötü okuyor. Şimdi Türkler de o yüzden kötü tarihi, okuyor. Tarihi gerçektir. Bu işte zirve olan ve ezanı bir müzik formu haline getirten bizim ceddimizdir. Evet. Yani bunun gururunu yaşayalım. Ve en güzel örneklerini sunmuştur. Tüm dünyayı, tüm İslam dünyasına. Evet. Birinci sırada İstanbul ezanı, İstanbul kıraati. Diğerleri çok sonra. Ama şu an geldiğimiz noktada neyi taklit ediyor bizim müezzin kardeşlerimiz veya neyi taklit ettiriliyor? Arap ezanının 3. 4. sınıf taklidi en iyi ihtimalle. Tahammül etmeniz mümkün değil. Bir ezanı Arap gibi okuduğu zaman onun bir kıymeti olabilir kendi içerisinde. Ya ben onu tercih etmem ayrı. Ama şey yapılabilir. Siz bunu taklit yoluna giderseniz berbat edersiniz işi. Aynen. Şu anki uygulamalar maalesef ve özellikle ibretle anlatıyorum bu örneği. Kendi bünyesinde Türk din musikisinin en eski kadrolarını barındıran Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin camiinde bir sefer bir ezana şahit oldum. Evlere şenlik. Bu biraz önce anlattığımız taklit arat ağzı. Yani hiç yakıştıramadım. Ha bunu mahalle arasındaki birileri yapsa mazur görebilirim ama orada böyle bir ezanın okunması beni rahatsız etti. Aynen. Bir okuyuşunda problem var, iki hoparlörde problem var. Adeta ezan okumuyor, namaz kılmayanlara sövüyor. Ya bunun ayarını düzgün yapın bir ses teknisyeniyle veya güzel okuyun. Yani hocanın ezan konusunda söylediği budur. Yaşar Nur Hocamız din, insan hakları, taciz ve ibadet başlıklı köşe yazısında ibadet adı altındaki tacizin türlerini bize öğretiyor. Bir yerinde şunları söylüyor. Ses ve tavırla tacizin başında bid'at ezanlarıyla taciz gelmektedir. Şunu bilmeliyiz ki namaz vaktinin cihazla duyurulması bizzat Peygamberimiz tarafından yasaklanmıştır. O halde ezanı cihazla okumak İslam'a tamamen aykırıdır. Bırakın ezanı, fakihler cihazla okunan Kur'an'ı Kur'an saymamaktadır. Ezanla taciz, makineyle ezan okumanın başlamasıyla başlamış ve başını alıp giderek bugün bazı zeminlerde adeta anayasal suça dönüşmüş bulunuyor. Bu suça karşı çıkanlar dinden, ezandan, namazdan rahatsız olmak vesaire gibi din dışı ithamlarla anında bastırılmakta ve hak ihlallerine karşı çıkışlar bir tür dinsizlik gibi yaftalanarak insanlar susturulmaktadır. Oysa ki birçoklarının aşırılık ve baskıcılık ile suçladığı İran gibi bir ülkede bile ezanların dışarıdaki insanları taciz etmemesi için hoparlörlerin cami içine dönük hale getirilmesi esas alınmıştır. Üstelik İran'da birer bid'at alameti Osmanlı türü olan minareler de yoktur. İran'da
caminin iyice yakınına sokulmadıkça ezanı duyamazsınız. Ne yazık ki din konusunda artık İran kadar özgür değiliz. İslam nasıl yozlaştırıldığının kadın maddesinden, bölümünden veya Kur'an'ın temel kavramlarından ilgili yeri bulalım. Orada açıklama var. Soru. Kur'an'ın miras paylaşımı ile ilgili buyrukları kadına erkeğin yarısı kadar pay veriyor. Bunun sebebi nedir? Cevap. Sebebi eşitliği sağlamaktır. Hemen söyleyelim ki kadının erkeğin yarısı pay alması sadece bazı durumlardadır. Öyle durumlar vardır ki kadın erkekten fazla pay alır. Bu yalnız ticari muameleler içindir. Ticaretteki borçlanma işlemleri içindir. Ve bu şarta bağlıdır. Eğer ticari hayatın içinden gelen, ticareti bilen, o muameleleri bilen bir kadın söz konusuysa, illet ortadan kalkacağı için iki kadın şartı da ortadan kalkar. Hikmet-i teşriye Allah'tan gelen emirlerin aklı, mantıki, vicdani, bilimsel izahatı demek. Hikmet-i teşriye olmadan okursanız Kur'an'ı 14 asır öncesine hapsedersiniz. Kur'an-ı Kerim çölde indi ama Kur'an-ı Kerim çöl kitabı. İslam dünyasının temel sıkıntılarından biri budur. Çölden 1000 küsur seneden beri taşıdığı kafayla Kur'an'ı anlamak istiyor. Anlayamaz. Değerli izleyenler, Cumhuriyetimizin 100. yıl dolayısıyla Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk Vakfı bünyesinde bir program dizisine başlıyoruz. O da Cumhuriyet ve Kadın. Şimdi bu dinci uyuzların şeriat isterük, şeriat isterük diye ulumalarının sebebi de bu. Bir halt yiyecek, ondan sonra zıplayıp geçecek öbür mezhebe. Şubat ayı değerli izleyenler, kadın konusunda çok önemli bir ay. Çünkü tarihte 17 Şubat'ta medeni kanun kabul edildi. Kelime kelime az önce Atatürk'ün söyledikleri aynı mı değil mi? İslam'ın kadına bakışı. Aynı. Çölden 1000 küsur seneden beri taşıdığı kafayla Kur'an'ı anlamak istiyor. Anlayamaz. Bunlar çıldırmış. Bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor. Nereye gidiyor? Kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Adam bazen bir ezan okuyor. Ben bayağı bir sürelerse nikahlanıyorum. Okuyacağım ezanım diye. Ben şimdi ezanı mı söylüyorum? Namaza mı söylüyorum? O herifin ezan okuyorum ayağıyla. Yaptığı tacize. Tacize kızıyorum arkadaş, bu budur. Evet. Değerli izleyenler, sizi kandırdılar. Az önce ispatladık ki hoca böyle bir şey demiyor. Asla demiyor. Hoca bambaşka şey söylüyor. Yaşar Nur Hoca diyor Cumhuriyet haftası. Bunlar anlıyor mangal tahtası. İşin özeti bu. Evet. İşte şu gerekçelerle böyle okunur. Dört toparlı takarsın bir minareye. Bir semtine git İstanbul'un. Yarı gecede başlayan ve 45-50 dakika süren 30 tane ezanı dinle. Buyur. Ezan cihazla okunmaz. İlk gün Hazreti Peygamber bunun kuralını koymuş.
söz konusu olan bir peygamberse yaşadığı gün için konuşmaz. Hem o gün için konuşur hem ileriki zaman için. Ezan cihazla okunmaz. İlk gün Hazreti Peygamber bunun kuralını koymuş. Hadi uygulayın. Hadi uygulayın. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.